kolay bir şikayet değil. Kesinlikle. Terleme de olsa, kızarma da olsa kolay bir şikayet değil. Bununla ilgili olarak bizim yapmamız gerekenler çok net, tamam mı? Mesela ben bunun çok baştan itibaren, işte 2000'li yıllardan itibaren bu süreci takip ediyorum. Yani ne oluyor, ne diyor. Biz hatta yapıyoruz. Bir zamanlar sinirin kendisini çıkarmıyordu, patolojiye gönderiliyordu. Ondan sonra büyük bir sinir parçası çıkarıyordu. Daha sonra kotel kullanıldı. Sonra tüm dünyada insanlar şeyi paylaştıkça, tecrübelerini paylaştıkça karşıdaki hastaya daha çok faydalı olma imkanı var. Şimdi bugün için bu ameliyatın kod, yani klipsiz kullanılması çok yanlış. Bu bir. Bir kere klips kesin kullanmamız gerekiyor. Klips kullanmanın çok avantajları var. Sinire çok sınırlı bir zarar veriyorsun. Blok ediyorsun sıkarak. Koter gibi yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı yakmıyorsun. Tamamen sinir yanmıyor. Ve ondan sonra mesela değil mi, çok düşük bir ihtimal biliyorsun. Mesela %40 bile olsa durum hoşumuza gitmedi. Çektiğimiz zaman her şey fabrika ayarlarına geri dönerler. Yani böyle bir durum var. Ondan sonra bir de klipsin yerleştireceği lokalizasyon. Şimdi çok seviyesini yukarı ve aşağıya yerleştirebiliyorlar. Bu da istenen etkiyi göstermiyor. Hatta yan etkileri gösterebiliyor. Şimdi mesela diyelim ki tabii ki arabaya biniyorsan mesela diyelim ki kaza yaparsın. Ama bütün tedbiri aldığın zaman gerçekten güvenlikte değil mi? Tabii. Yani şehir içerisinde 80'in üzerine çıkmadan, şehir dışında şu suratı geçmeden, ondan sonra karlı yollar gitmesi gereken gibi gittim. Mesela dedim ki buzlu yolda gitmesi gereken gibi gittim. Tabii. Sorun değil. Bundan çok korkacak. Zaten bir şey olacaksa yapacak bir şey yok. Evet, yani. Evet, biz klipsi kullanmayalım. Seviyemize dikkat etmeyelim. Ondan sonra powder küllür yapalım. Tabii. Yeteri kadar bir tecrübe olmadan bu işi çok profesyonel gibi yapmaya çalışalım. Ve bir de bu işi mesela çok daha böyle güvensiz bir ortamda sırf ekonomik kaygılardan dolayı yaptırdığın zaman sonuç alman biraz zor. Zaten. O yüzden anladın mı hocam? Yani her işte böyle yani ne olur biz olarak düşünme diyorum. Mesela ki çok değerli bir insan, çok güzel bir cihaz. Şurası 10 lira yapıyor. Ama mesela ki 1-2 vakfa tecrübesi var. Yani şimdi hakikaten yaptığımız işi herkes gözü kapalı yapar. Bak benim yaptığım bu ameliyatta herkes göz cerrahisi yapar. Bütün göz cerrahları gözü kapalı yapar. Hı hı. Ama nerede yapamaz biliyor musun? Nerede hocam? Otobanda gidiyorsun araba kaydı. Orada tecrübe devreye girer. Anladın mı? Hmm. 120-140'la giderken araba kaydı. Şimdi orada tecrübe gider. Ya neyse normal otoban, günlük, güneşlik, her şey rahat, arabanın yükünü sorunu, freni patlamadı, lastiğin patlamadı. Gidip geliyorsun. Yani ondan bir sorun yaşamayabilirsin. Bizim tecrübemiz burada önemli. Demek istiyorum. Açıyorsun siniri, siniri göremiyorsun. Nereden müdahale edeceksin? Kaburgayı sayamıyorsun. Nereden müdahale edeceksin? Yani onun için. Tabii. Biz bunları inşallah seninle ilgili olarak güzel bir anlayacağız. İnşallah hocam.